Selamünaleyküm arkadaşlar. 5. sınıf Arapça ders kitabının çözümlemesine tekrar hoş geldiniz. 2. ünite 1. dersteyiz arkadaşlar. Sayfa 53'teyiz. Harf birleştirme alıştırmaları yapıyoruz. Harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarını görüyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videolarımıza oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İkra El harfeyn el atin. Aşağıdaki iki harfi oku. Sümme sonra ürbut beynen nikat. Sonra noktaları, noktanın çoğulu arkadaşlar nikat noktaları birleştir. T ve z harfi, z fel tek bir harfti. Arkadaşlar bu harfi birleştirirken önce şu bölümünü yapıyoruz. Sonra çizgiyi indiriyoruz. Şu bölüm. Sonra çizgiyi indiriyoruz. Noktayı koyarsak z oluyor. Burayı bitirdikten sonrasında buraya da kendiniz yapabilirsiniz şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. T, Z. Bir daha yapalım. T harfimizde bu başta yazılış arkadaşlar. Çünkü kendinden sonra bir harfle birleşeceği için T'nın başta yazılışı bu. Z'nın da aynı şekilde başta yazılış bu. Önce alt bölümünü sonra yukarıdan aşağı çizgisini yapıyoruz. Sonra noktayı koyuyoruz. Ortada yazılış ise hem kendinden öncesinde hem kendinden sonrasındaki ile birleşeceği için bu şekilde arkadaşlar. Hem kendinden öncesinde hem kendinden sonrasında kol uzatıyor. Geldi mesela bir harften geldi. Bu şekilde. Sonda yazılış ise arkadaşlar şu şekilde geldik. Sonra çizgi indirdik. Z da aynı şekilde. Bu şekilde Z'yı da yapıyoruz. Sonra bu bölüme arkadaşlar yaparsınız. T, Z. Şöyle yapalım. T ve Z harfinin hem başta hem ortada hem sonda yazılışı. Sonra çizgileri koyuyoruz. Sağdan sola unutmuyoruz. T ve Z. Başta, ortada ve sonda. Sonra çizgilerimizi çizdik. B harfine benziyor. Buradan kodlayabilirsin. T ve Z harfimiz. Geldik. Üktübel huruf vel kelimat. Kema fil misal. Şurada şunu unutmayalım. Bunu yaptıktan sonrasında buraya da mutlaka kendimiz kalemle, uçlu kalemle değil arkadaşlar, güzel yazı kalemiyle yazarsak daha güzel olur. Üktübel huruf vel kelimat kema fil misal. Harfleri ve kelimeleri yaz. Kema fil misal örnekteki gibi. Aynı şurada olduğu gibi arkadaşlar örnekteki gibi bak harfleri yazdı. Sonra birleştirdi. Şuraya bakarak burayı yazıyoruz. Burada da aynı şekilde. R, T ve Mim. R kendinden sonra birleşmeyen harflerden. Mim'i şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın bir daha göstereyim şurada. R'yi yazdım. T arkadaşlar Mim. Bu şekilde de daha kolay yapabilirsiniz. Yani şu arkadaşlar Mim'in bu şekilde daha kolay bir yazımı var. Geldik B arkadaşlar şöyle B T Elif ve T. Bu şekilde buradaki boşlukları patata arkadaşlar patates patata sonra T'yi yapıyoruz. Elif kendinden sonrasında birleşmediği için bu şekilde Elif'i yazdık, B'yi yazdık ve T'yi yazdık. Elif kendinden sonrasında birleşmediği için 6 harf unutmuyoruz. Elif, dal, zel, r, z ve vav harfleri kendinden sonraki harflerle birleşmiyor.
İkra el harfeyn el ateyn, aşağıdaki iki harfi oku. Sümme urbut beyne nikat, sonra noktaları birleştir. Ayn ve gayn harfi. Ayn harfimize şu şekilde buradan başlıyoruz. Ayın. Bakın çizdik. Gayn da aynı şekilde noktayı sonra koyuyoruz. Bunların üzerinden hassas bir şekilde gidip noktayı koyduk. Buraya bu şekilde. Başta arkadaşlar yazılırken harf fazlalık kuyruğunu atıyor. Bakın harfin başta yazılır. Kendinden sonrasında birleşeceği için el uzatıyor bu şekilde. Bir de gayını yapalım. Bu şekilde. Ortada yazılışta ise hem kendinden öncesinde birleşiyor hem de kendisinden sonrasında birleşeceği için kuyruğumuzu yine attık. Bu bölümü yazdıktan sonrasında burayı bitirdikten sonra üzerinden gittikten sonra şurayı da mutlaka bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Sonda yazılışta harf asıl ana karakterine geri dönüyor. Kuyruğu geri geliyor bakın. Üzerinden gittikten sonra bu bölümü de kendiniz yapabilirsiniz. Bakın başta, ortada, sonda. Gayn da aynı şekilde noktalısı. Noktaları sonra koyuyoruz. Başta, ortada ve sonda. Noktaları sonra koyuyoruz. Üktübel huruf ve kelimet kema fil misal. Harfleri ve kelimeleri yaz. Örnekteki gibi harfleri ve kelimeleri yaz. Buradaki gibi arkadaşlar ragabe harfleri tek tek yazdık, birleştirdik. Z harfini yazdık. R'ı yazdık. Ayını yazdık ve birleştirdik. Neden birleşmedi Z harfi kendinden sonrasında? Çünkü birleşmiyor. Ra neden birleşmedi? Çünkü kendisinden sonrasında birleşmiyor. Sonra ayını yaptık. Bu şekilde. Elif, sin, aynı arkadaşlar bakarak yazıyoruz ve dal. Elif kendisinden sonrasında birleşmiyor. Sin harfimiz ve dal. Daldan sonra bir harf daha yazacak olsaydık arkadaşlar elimizi kaldırıyorduk. R, dat harfi ve ayn harfi. R yine kendisinden sonrasında birleşmediği için bu şekilde datın bakın başta yazılışı şurada, evet, kuyruğu da bu şekilde. Evet, F ve Gaf harfi. F harfimiz, F ile Gaf'ın arkadaşlar farkını gördünüz. Kuyruk biraz daha farklı. Birinde tek nokta, diğerinde iki noktası var. Bu şekilde geldik. Gafı yapalım. Bakın. Yukarıdan sağdan sola, yukarıdan aşağıya sonra noktalarımızı koyuyoruz. Sonra da buraya harfimizi yazıyoruz. Gafı yapalım. Gaf ise bu şekilde. F ve Gaf harfinin bakın başta yazılışı kendisinden sonra yine birleşecek. Gaf harfimizi yapalım. Bu şekilde gösterdiğim şekilde sıralama bu şekilde gidiyor. F harfi yine kendinden önceki ve sonrasında birleşeceği için Gaf harfimizi yapalım. Bunları zaten kalemle arkadaşlar yaptıktan sonrasında belli bir süre sonra eliniz alışacak. Daha kolay yapacaksınız ilkine göre. Sonra bu bölüme yaparken sizin için biraz daha rahat olacak. Evet, sayfamız yukarıya gitti. Ve sonda yazışlarda harf ana karakterine geri dönüyor bir nevi. Kendinden öncekinde birleşiyor. Sonda kuyruğunu geri alıyor. Ortada kuyruğu gidiyor arkadaşlar.
Şöyle bakın, başta harfin başta yazılışı benim bu şekilde. Noktaları sonra koyuyoruz. Bir de kafı yapalım. Kafın başta, ortada ve sonda yazılışı. Sonra da noktaları koyuyoruz. T kafı yapalım. Klavyeyle bu kadar oluyor. Kalemle eminim siz daha güzelini yazarsınız. Kef harfine geldik. Kef harfimizin ana karakteri bu arkadaşlar. Kef harfimizin ana karakteri bu. İçinde hemze elife benzer de bir şekli var. Bu şekilde bir tane daha yapalım. Bir tane de buraya yapalım. Başta yazılışı ise şu şekil, yukarıdan başlıyoruz. Pardon, olmadı bu. Bu şekilde arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya, sonra buraya. Sağdan sola. Ortada yazılışı ise ortada. Şu şekilde geldik. Buna dikkat edelim. Bakın. Üst bölümündeki çizgiyi sonra koyuyorum. Bir daha yapalım. Geldim. Üst bölümündeki çizgiyi sonra koyuyorum. Bir de şuraya yapalım bir tane. Sonra da arkadaşlar bu çizgiyi indiriyoruz. Sonda yazılışı. Dedik harflerin genelde, hatta çoğunlukla arkadaşlar, sonda yazılışı bizim ilk öğrendiğimiz ana harflere benziyor. Bu ana karakterlerini de kaybetmiyor. Kuyruğu varsa kuyruğunu atıyoruz. Noktası varsa onlar sabit kalıyor. Harflerin ana karakterini bilmek bu sebepten önemli. Kef'in de son şeklini verdik. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Siz de boşluğa yine yaparsınız. Yine aynı birleştirme çalışması. Bu örnekte olduğu gibi tek tek harfleri buraya yazıyoruz ve birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde bakarak. Ayın, F, ayın. Bu şekilde bunları da arkadaşlar örnekte gösterdiği gibi R, Kef, dal kendinden sonrasında birleşmez. R birleşmez ve kef derake. Bakın F'yi yazdık. F, Elif'i yazdık ve T'yi yazdık. Fete. T kendisinden, Elif kendisinden sonrasıyla birleşmeyeceği için böyle yaptık. İstemi ilel kelimat, kelimeleri dinle ve aidha, onları tekrar et. Bakın şeddeyi cezim öğrenmiştik. Cezim harfi sakin okuyordu. Şek. Şekke. İki defa bu şekilde kefi yazmamak için ne yaptık? Şeddeyi koyduk. Şekke. Fevka. Pardon. Fekka. Fekka. Şeddeyi koyduk. Fekka. Keffe. Kef. Fe. Keffe. Haz, hazza, hazza, hazza. Bu şekilde okuyoruz. İkra el harfül ati sümme urbut beynen nikat. Aşağıdaki harfi oku, sonra noktaları birleştir. Lam, dede bastonunun ters dönmüş hali. Şu şekilde üzerinden gidiyoruz. Lam'ın ana karakteri bu. Başta yazılırken arkadaşlar şu kıvrımını atıyor, bakın ana karakteri kalıyor. Başta yazılış bu. Ortada yazılış ise bakın şu şekilde. Ortada bu. Sonda yazılışta arkadaşlar sonda ana karakterine geri döndü. Bir daha yapalım şöyle. Evet. Başta,
ortada ve sonda lam'ın yazılışı. 3 tane lam bu şekilde yazılıyor. Siz de yine buraya arkadaşlar bu şekilde başta, ortada ve sonda olarak bu şekilde yapabilirsiniz. İkra el harfül ati isim mörbut beynen nikat. Aşağıdaki harfi oku, sonra noktaları birleştir. Mim. Mim harfimiz bu. Şuradan başlıyoruz. Mim'in başta yazılışı arkadaşlar bu şekilde ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. Size nasıl kolay olacaksa şuradan başlamak daha iyi. Evet, benim yazı karakteri sizler için gözüksün diye kalın olduğu için tam noktalardan taşıyor. Mim. Mim'in ortada yazılışı arkadaşlar bu biraz böyle zor. Matbaa hattı olduğu için bu zor. Size şunu yapabilirsiniz ortada yazılışta, bakın. Şu. Alttan aldım. Bu şekilde devam ettim. Sonda yazılışı ise bu. Yine arkadaşlar burada bunu yazmak biraz daha zahmetli. Sonda yazılışta şöyle geldiniz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Şu da olur. Bu da olur arkadaşlar. Mim harfimiz. Bakın mim. Bu şekilde sağdan sola. Şuraya ben boş alana şu şekilde mim arkadaşlar geldik. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir tane bakın. Pardon. Bu şekilde olabilir. Evet. Nun harfi aşağıdaki harfi oku, sonra noktaları birleştir. Nun biraz daha böyle düdüklü tencere gibi derin tencereye benziyor. Evet. Bir şeye benzetirseniz sizin için daha kalıcı olur. Yukarıdan aşağıya sonra noktasını koyuyoruz. Başta yazılışı ana karakteri kaybetmiyor. Üzerinde bir nokta. Şu şekilde başta yazılışı. Ortada yazılışı ise arkadaşlar bu şekilde sonra noktasını koyuyoruz. Sonda ise ana karakterine geri dönüyor. Bakın. Sonra noktası. Geldik. Ana karakterine geri döndü. Evet, nun. Bu şekilde sonra noktalarını koyuyoruz. Şuraya da bir tane mesela nun. Nokta, nokta. Bir daha yapalım. Dediğim gibi ben burada ne kadar istesem de fareyle çok düzgün olmuyor. Kalemle siz çok daha güzelini yaparsınız. İşin mantığı sağdan sola, yukarıdan aşağıya en son noktaları koymak. Evet, burada da arkadaşlar yine her zamanki alıştırmamız gibi üktüb el huruf vel kelimet, harfleri ve kelimeleri örnekteki gibi birleştir. Buradaki örneğimizi görüyorsunuz. Mime yazdınız. Sine yazdınız. Yazı çalışması bir nevi bunlar. Cimi yazdınız. Dalı buraya yazdınız. Sonra birleştirme yapıyorsunuz. Bakın. Mescit. Şöyle. Mescidün. Bu yazı stili daha kolay. Bakın mimi yukarı yazdım. Sin, cim de aşağıya indim. Yukarıdan aşağıya doğru rika hattı arkadaşlar. Şeyde matbaa hattında ise bunu normal şu şekil sıradan yapar. Sonra şu şekil burada elinizi kaldırmanız gerekir. Mescidün bu şekilde matbaa hattında düz bir şekilde olur. Bu daha estetik ve daha güzel duruyor. Mesela şunu yapalım. Kelime. Tealem. Bakın.
T A Lem noktaları da sonra koyarız arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Geldik H harfine. H harfimiz bakın şuradan şöyle. H harfi arkadaşlar yine bakın şöyle. Önce yukarıdan aşağıya, içeriye, dışarıya. H. Yine H'nin başta yazılışı H harfinle aynı. Başta. Ortada yazılışı da bu. Bunu farklı birkaç şekilde yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size daha serbest alanda. Bakın. Geldik. Yukarıdan aşağıya. Bu şekilde de olabilir. Şöyle de olabilir. Bu şekilde de olabilir. H'nin ortada yazılışı. Bir daha yapıyorum. Kelebek gibi şöyle. Şöyle arkadaşlar. H'nin sonunda yazılışı ise şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. H geldik. Kalın olduğu için illa yazıyı kapatıyor. Mantık şu. Geldiniz. Bu şekilde. H'nin başta, ortada, sonda yazılışı. Başta bu. Ortada. Sonra sonuncusu. Şurada gösterelim. Daha serbest alanda. Başta. Ortada. Ve sonda yazılışı. Bu şekilde arkadaşlar. Geldik vav harfine. Aşağıdaki harfi oku. El ati aşağıdaki el harf. Aşağıdaki harfi ikra. El harfül ati sümme urbut beynen nikat. Aşağıdaki harfi oku. Sümme sonra urbut beynen nikat. Sonra noktaları birleştir. Urbut neymiş arkadaşlar? Birleştir. Beyne arasında en nikat noktaları arasında birleştir. Sonra sümme bunu unutmayalım. Vav harfimiz bu şekilde. Bu şekilde yapıyoruz. Vav'ın başta yazılışı Vav'ın pardon başta yazılışı bu arkadaşlar. Kendinden sonra birleşmediği için herhangi bir uzantısı yok bakın. Vav'ın sonda yazılışı. Sonda ve ortada yazılışı Vav'ın aynıdır arkadaşlar. Kendinden sonra birleşmediği için son ortada ve sonda aynı şekilde yazılır. Bu şekilde. Vav bakın başta Vav ortada Vav sonda. Buraya da boşluklara sizler bakarak yine yazarsınız. Üktüb el huruf vel kelimat kema fil misal. Örnekteki gibi kelimeleri ve harfleri yaz. Kema fil misal örnekteki gibi harfleri ve kelimeleri yaz. Yine arkadaşlar aynı alıştırmamız. Önce harfleri sonra birleşmiş hallerini bu şekilde gördüğünüz şekilde yazacaksınız. Harflerin birleşmesini artık gördük. Şuraya mesela nu Run. Vav kendinden sonrasında birleşmediği için bu şekilde Subun bu şekilde olacak. Yeminun. Şunu da yapalım. Yeminun. Y harfine geldik. Yine aşağıdaki harfi oku, sonra noktaları birleştir. Y harfimizin evet, gördüğünüz gibi Y harfimiz bu şekilde. Ana karakteri Y'nin iki noktası olması Y harfimiz bu şekilde. İki noktasının olması. Başta yazılışı bu. Ortada yazılışı hem kendinden önce hem kendinden sonraki ile birleşecek. Sonda yazılışı bu arkadaşlar. Y'nin ise sonda yazılışı şu şekilde. Başta, ortada, sonda. Bu sonda yazılışı
Geldik başta. Ortada ve sonda. Başta, ortada, sonda. Ha, şu şekilde de yapabilirsiniz. Başta, ortada ve sonda. Bu şekilde de olabilir. Hemze elif. İkra el huruf lati tümörbut beynen nikat. Hemze elifimiz. Bu şekilde olacak. Başta yazılış arkadaş. Hemze elifimiz bu. Hemze başta bu şekilde yazılıyor. Pardon. Evet, başta bu şekilde. Ortada bu şekilde. Sonda ise bu şekilde arkadaşlar. Ortada ve sonda yazılışları birbirine benziyor. Hemzeyi sonra üstüne koyuyoruz. Başta, ortada ve sonda yazılışı aynı. Bu üzerlerinden gittikten sonrasında boşluklara yazı çalışmalarını yaparsanız yazınız gelişir. Geldik. Lam ve elif. Yani lam elif. Arapçada lam elif diye bir harf yok. Lam ve elifin birleşmesine lam elif diyoruz. Burada bu örneğimizi bu şekilde göstermiş. Lam. Ama bunun daha pratik yöntemi şu. Geldiniz çapraz. Bu şekilde de olabilir. Sapan gibi yani arkadaşlar. Pardon. Şu şekilde arkadaşlar geldiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Daha pratik gelen yöntem varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Bundan en azından daha rahat elinizi kaldırmadan yazabiliyorsunuz. Lam elifin başta yazılışı. Başta, ortada yazılış bu. Dediğim gibi başta şuradaki şunu yapabilirsiniz. Ortada yazılışta arkadaşlar şekilde olabilir. Ya da dediğim gibi şöyle geldiniz. Bu şekilde de olabilir. Sonda yazılışta yine aynı ortadakiyle aynı arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor sonda da. Üktüb el huruf vel kelimat kema fil misal. Örnekteki gibi harfleri ve kelimeleri yaz. Aynı alıştırmamız arkadaşlar. Öğrendiğimiz harfleri yazıya döküyoruz artık. Bunları bu şekilde S B E. Bu şekilde yazıyoruz. İstemi'i ilel kelimat ve a'idha. İstemi'i ilel kelimat ve a'idha. Kelimeleri dinle ve a'idha. Onları tekrar et. Cezim ve şedde öğrendik. Cezim harfi sakin okutuyor. Şedde ise iki kez okutuyor. Zalle. Zalle. Cezim artı hareke eşittir şedde. Yani bir harfi iki kez yazmamak için üzerine şedde koyuyoruz. Zalle. Yani cezimde ses bu. Zal. Şedde de bu. Zalle. Belle. Belle. Azze. Azze. Mev. Ra. Merra. Bu şekilde arkadaşlar bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sayfa 63'ten kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlel liqa fi emanillah. Ma'as-selame.